Tamer Korkmaz Kesin şu tıraşı. Donald Trump İdlib müzakerelerine katkısından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Üstüne bir de Türkiye çok iyi İdlib konusunda bize çok yardımcı oldu dedi. Bu laflar kimseyi yanıltmasın. Diplomasideki bir nevi halkla ilişkiler çalışmasıdır. Zevahiri kurtarmak için gözlerimizi bağlamak hesabıyla böyle söylüyor. Özelde İdlib genelde Suriye'deki gelişmeleri halen kendilerinin belirlemeye devam ettiği algısını oluşturmaya çalışıyor. Bu çerçevede Türkiye'nin de ABD'nin istekleri doğrultusunda davrandığı hikayesini afiyetle yiyelim diye anlatıyor. Aslında nedir? Amerika İdlib meselesinin Türkiye ile Rusya'nın arasını açmasını bekliyordu. Soçi zirvesi bunların ümitlerini, beklentilerini boşa çıkardı. Suriye'de bir kere daha çizildiler. İdlib mutabakatıyla ABD'ye karşı Türkiye-Rusya birlikteliği fotoğrafı pekeşti. Vaziyet böyleyken pişkince teşekkür ediyoruz, çok yardımcı oldunuz lakırdısı boş laflardır. Kesin tıraşı diyoruz. Bir başka ilizyon. Bu arada Sem amcasının içerideki etki ajanları İdlib anlaşmasının hemen ardından Esad'da ilk güzel sonuç alındı diye yazarak bir başka göz bağcılığı fırına verdiler. Şam rejiminin İdlib'e saldırmasının önlenmesi Şam şeytanıyla yakınlaşmanın ilk neticesi falan değildir. Dikkat. Bu da Amerikancılık hesabına yapılan bir düzenbazlıktır. ABD en başından beri Şam rejimiyle kayıkçı kavgası yaptı. Aslında zalim Beşar'ın iktidarda kalmasından fayda umdu. Suriye'de Türkiye'nin nüfuz alanına dahil olması muhtemel bir yeni yönetimi asla istemediler. 7 yıl evvel başlayan iç savaş sürecinde ne kadar Müslüman katledilirse o kadar iyidir hesabıyla hareket ettiler. Zalim Esad sistemli bir biçimde masumları katlettikçe kapalı kapıların ardında ellerini uçturdular. Masumları kasten öldürdüler. Trump, Türkiye'ye teşekkür ederken İdlib'de çok sayıda insan ölecekti, bu bir utanç olacaktı hatırlatmasını yaptı. Yani sarı şeytandan düşünceli ve insancıl başkan pozları. Oysa daha başkan olur olmaz Suriye'de Amerikan uçaklarına camileri kasten bombalatan, masum sivilleri tahammüden öldürten sarı şeytanın ta kendisidir. 23 Eylül 2014'ten bu yana Amerika'nın öncülüğündeki koalisyon güçlerinin saldırılarında 861 çocuk ve 617'si kadın olmak üzere en az 2832 sivil öldürüldüğü ise geçenlerde açıklandı. Bu katliamların yapıldığı son 4 yılın yaklaşık 2 yılında Beyaz Saray'da Var. Amerika Birleşik Hukuk Devletleri Haydut Devleti'nin Dışişleri Bakanı Pompeo, Ray Branson bu ay bırakılabilir. Aslında geçen ay serbest bırakılmış olmalıydı. Akıbetini bu hafta Türk yetkililerle konuşmayı bekliyoruz diye konuştu. Yani nedir? ABD'nin yöneticileri Türkiye'deki yetkililerin siyasi iktidarın yargıya müdahale etmesini ve Bransona serbestsin denmesini bekliyor. Kahpe Amerikan Devleti'nin hukuktan, yargıdan anladığı işte budur. Amerika'da bu işler böyle yürüyor demek ki. İçerideki bilimum Amerikan muhiplerinin on yıllar boyunca bizlere ısrarla örnek diye gösterdiği Amerika'daki hukuk aslında guguktan ibarettir. Pompeo denilen utanmaz, aynen hürriyetteki bazı malum yazarlar gibi Bransa'nın 12 Ekim günü serbest bırakılacağından ziyadesiyle ümitli hatta neredeyse emin gibi konuşuyor. Dikkat buyurunuz. Şayet papaz maskeli kaşarlanmış CIA ajanı Branson serbest kalırsa Amerika'nın Türkiye'ye baskısı sonucunda böyle bir karar alındığı algısı kanaate hakim olacaktır. Böyle bir netice Amerika'nın terörist başı Fethullah'ı iade etmeye yanaşmadığı ve de itinayla himayeye devam ettiği bir süreçte üstüne bir de 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ ile işbirliği yapan, işin içinde olan bir CIA ajanının elden çıkması demektir ki fevkalade vahim bir tabloyla karşılaşmış oluruz. Ajan Branson'ın bırakılması yönündeki muhtemel bir kararın 15 Temmuz'daki şehitlerimizin kemiklerini sızlatacağını asla unutmayalım.'' FETÖ'cüler CIA için hazır kıta Adı işkencecilikle özdeşleşen CIA'in başkanı Gina Haspel yeni dönemdeki faaliyet planlamasını açıklarken Türkçe bilen ajan aradıklarını da söyledi. Bu demektir ki CIA'in FETÖ'cülerden yeni ajanlar değiştireceğini, istihdam edeceğini öngörebilmek hiç de zor değildir. Türkiye'deki açık veya gizli FETÖ'cülerden, Amerika'dan Almanya'ya kadar birçok ülkedeki kaçak FETÖ'cülere kadar bir dolu hain, bunların eleman potansiyeli içinde yer alıyor. CIA'in Türkçe bilen elemanları yaramaz emrelere, dumanlılara, topçinlere, yenileri ekleniyor desenize.